Merhaba, yeni video hoş geldiniz. Şimdi bazı izleyiciler video açar açmaz şok olacaklar. Instagram'dan gelenler zaten biliyordu ama burun ameliyatı oldum. Zor konuşuyorum, gülemiyorum, çenemi çok kullanamıyorum. O yüzden umarım her şey güzelce ve beni anlayabilecek bir şekilde anlatabilirim. Çünkü hala sesim bile tuhaf çıkıyor. Ağrım sızım yok ama işte birazcık zor konuşuyorum. Çenemi çok kullanamıyorum dediğim gibi. Yanakları bir şiş, yüzü bir şiş. Ama yine de ameliyattan sonra böyle oturup sizlerle böyle her şeyi tam ortasında anlatmak istedim ki hani birden böyle yeni burnumla beni görün istemedim yani anlatabildiysem. Bu tamamen görünüş estetik içindi. Yani burnumdan bir sorunum falan yoktu. Nefes alma problemim yoktu. Sadece görünüşü için ameliyat oldum. Birkaç seneye kadar hamilelikten ve bence yaştan alakalı, yaşla ilgili hamilelikten belki değil ama belki de ikisi de bilmiyorum. Hamileliklerden mi yaştan mı ama şu burnumun ucu, sadece şu ucu o kadar böyle düşmeye başlamıştı ki beni çok rahatsız ediyordu. Gösterebilsem. Mesela şu burnumun ucu aşırı böyle düşmeye başlamıştı. O yüzden çok düşündüm. Bu kolay bir şey değildi kesinlikle. Çünkü hani problemim yoktu. Sadece işte görüntüsü için ameliyat olmak büyük bir şey. Çok düşündüm. Ondan sonra dedim ki ya dedim hayat kısa dedim. Yani bu beni mutlu edecekse niye yapmayayım, niye olmayayım dedim en sonunda da. Ama kolay bir karar değildi. Bu karar hiç kimseyle de alakası yok. Ne sosyal medya. Zaten 10 seneden beri buradayım. 10 senedir buradayım yani. Sosyal medyayla hiç alakası yok. İlhan'la alakası yok. Hiçbir şey. Bu sadece benim içindi. Ben sadece bu benim için yaptım. Kendi mutluluğum için yaptım. Ta 2023'ün başında işte Instagram'da gezerken öyle hani arada sırada reklamlar geliyor ya. Öyle algoritm işte burun ameliyat şeyleri gelmeye başladı bana böyle. Sonra işte doktor araştırmaya başladım yavaş yavaş işte o doktor bu doktor. Sonra bir doktor gördüm, bir doktorun sayfasını buldum. Burunlarını çok beğendim. Çünkü aynı tip burun yapmıyordu. Yani her yüze farklı bir burun yapıyordu ve o Barbie bebek burunları da yapmıyordu. Çünkü kesinlikle öyle bir şey istemiyordum ben. Ben yine hala doğal, yüzüme yakışacak. Sadece işte şu ucu birazcık kaldırılmasını istiyordum. Aralık ayında yapacaktık ilk başta. Çünkü çocukların 2 haftalık yılbaşı tatilleri oluyor ya. İşte o zaman İstanbul'a geliriz. 2 hafta kalırız. İşte ben de bunu yapabilirim diye. Ondan sonra işte Ağustos ayında da bu ödül için davetiye gelince neden işte ameliyatı işte Ekim'e almıyoruz? Hani bir gitmeye ikisini de yapabiliriz diye o şekilde oldu yani. Dediğim gibi her şeyi baştan sona sizlerle böyle çok açık bir şekilde, çok gerçek bir şekilde paylaşmak istediğim için şimdi oturup böyle köpeğe görüyor musunuz North'u? Ben bu arada kuzenimin evindeyim, onu da anlatacağım. Ben kendi tecrübemi en azından paylaşmak istiyorum sizlerle. Bugün kaçıncı gün? Bugün salı günü. Cuma günü ameliyat oldum. İşte dedim 4. gün oluyor. Ve ara sıra hala başım dönüyor benim. Neden bilmiyorum. Belki ilaçlardan ama ara sıra böyle baş dönmelerim oluyor hala. Halsizlikten mi bilmiyorum ama tansiyonum düşüyor sanırım. Geçtiğimiz Perşembe günü Doktor İsmail Küçüker'in klinikine gittik. Burada İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde bir klinik var. Oraya gittik ve ön muayene oldum. İşte doktor beni gördü. Burnumu muayene etti. İşte buradaki kemik birazcık sola doğru olduğunu gördü. Burnumun içine baktı. Beni dinledi. İşte neler istediğimi dinledi. İşte bana neler uygun olur, yüzüme neler güzel olur onu konuştuk. Ertesi sabaha ameliyat planladı. Yani Perşembe günü muayenem vardı. Ertesi gün hemen sabah 8'de ameliyata alındım. Ameliyatım da Acıbadem Hastanesi'nde oldu Kadıköy'de. Yatmaya aldılar işte. Sürekli tansiyonum ölçüldü. Serum bağlandı. Ameliyathaneye indirildim. Bu sürecin en zoru narkozdan uyanması oldu. Bazı insanlar narkozdan çok rahat uyanıyorlar. Bazıları birazcık daha sıkıntılı uyanıyorlar. Ben sıkıntılı uyandım. Midem aşırı bulanıyordu. Çok kan kustum. Çünkü ameliyatta işte boğaza kan kaçtığı için İşte mide bulantısı yapabiliyor. Benim aşırı midem bulanıyordu. Böyle yerimde duramıyordum. O narkozdan uyanırken böyle titreme tuttu. Böyle tir tir titriyordum. Adrenalin mi artık ne olduğunu bilmiyorum ama tir tir titriyordum. Böyle yerimde duramıyorum. Aşırı midem bulanıyordu. Kan kusuyordum. Kendime gelmem çok uzun sürdü. Mide bulantısı için ilaçlar verdiler serumumdan. Kendime geldikten sonra iyiydim yani. Burnumdan asla böyle ağrı, sızı, acı falan hissetmedim. Hala hissetmiyorum bu arada. Öyle burnum acıyor, burnum ağrıyor. Hiç öyle bir şey olmadı. Benim için tek sıkıntı işte narkozdan uyanması oldu. Bir de işte ağızdan nefes alıyorum. Ona birazcık alışmam gerekti. Çünkü burnumdan çok zor nefes alıyorsunuz. Hepsi tıkalı.
O işte biraz sıkıntılı, işte yatması, uyuması vesaire, o tür sıkıntılar var. Ama hani ağrısızı falan diye bir şey yok bende. Narkozun etkisini daha hızlı atmam için işte ufak ufak yürümem tavsiye edildi. Bana işte yürümemde yardım etti. Ondan sonra her birkaç saatte burnumun içine işte spreyler sıkılması, işte ilaç sıkılması lazım, temizlenmesi lazım. Burada hala bir silikon var, onun temizlenmesi lazım. Çünkü kanama oluyor. Artık kanamıyor mesela. Çünkü ilk günlerde şey de takıyorsunuz, şöyle buraya bir pansuman bir şey takıyorsunuz ki yani akan kanlar ona düşsün diye. Ona gerek yok artık, daha burnum kanamıyor. Çok şükür. Doktor bana şey demişti, en zor gün 3. gün demişti. En şiş olduğunuz, en mor olduğunuz gün diye. Ama ben o kadar şişmedim aslında. Biraz morluk var gözlerimin etrafında ama öyle şey gibi şişmedim. Önümüzdeki perşembe günü yani 6. gün burnumdaki bu alçı gibi bir şey var. Bu atel çıkartılacak. Burnun son halini 6 ay sonra göreceksin dedi. İlk başta bu burun ucu hala hissine göre çok fazla kalkık olacak dedi. O yavaş yavaş zamanla birazcık düşecek, yerine oturacak dedi. İlhan ve çocuklar geçtiğimiz pazar günü Hollanda'ya geri döndüler. Çünkü çocuklar dünden itibaren tekrardan okula başladılar. Bugün de salı günü okula gidiyorlar. O yüzden İlhan evde, evimizde 3 çocukla. O geri döndü ve ben bir hafta daha burada kalmak zorundayım. Çünkü bana uçmak yasak. Ameliyattan 7 gün sonra uçağa binebiliyorsunuz. O yüzden ben bir hafta daha buradayım. Ve kuzenimin evindeyim. Tuzla'dayım. Yine İstanbul'da ama Tuzla'dayım. Çok tatlı bir apartmanı var. Köpeği var. Köpeği şu an uyuyor North. De aslında gelecekti de kameradan korktu. Kameraya birden çıkardım da korktu, kaçtı kendi şeyine. Yoksa normalde burada uyur. Ya ancak bugün aslında kendimi daha iyi hissediyorum. Dün gerçekten bütün gün yattım, televizyon izledim. İlhan'la da konuşuyordum telefonda. Ben bu şekilde en son ne zaman yattım? Sanırım seneler önceydi. Yani çocuk yok, kimse yok. Tek başıma bütün gün yatıp yuvarlanıp film izlediğimi en son ne zaman yaptım hatırlamıyorum gerçekten. Ta çocuklardan önceydi. Çünkü biliyorsunuz anneyiz. Hasta olsanız bile sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çocuk bakmanız gerekiyor. Böyle sabahtan akşama kadar yatıp yuvarlandığımı hatırlamıyorum yani. Bugünlük bu kadardı. Perşembe günü tekrardan devam edeceğim. Çünkü bu çıkarıldığında tabii ki görmek istiyoruz nasıl oldu diye. Herkese merhaba. Bugün Perşembe günü ayın 12'si ve bugün bu çıkartılıyor. Çok şükür. Gerçekten çünkü burnuma baya böyle bir baskı yaptığı için sanki böyle bir rahatlama gelecek gibi hissediyorum. İnşallah öyle olur. Evet, hastaneye gitmek üzereyiz şimdi. Hazırlandım. Hazırlandım derken işte yüzüme şuralarıma bir krem falan sürdüm. Şuralarda biraz kurumuş kan var ilk günlerden çünkü bu değiştirilmedi yani ameliyattan beri. O yüzden bunlar yeni değil yani. İlk günden kalma kan lekeleri. Ama ondan sonra daha hiç kanamadı çok şükür. Kuzenim beni götürecek. Acıbadem Hastanesi'ne gidiyoruz. Çünkü bugün doktorum çok yoğun olduğu için. Normalde klinike gidiyorsunuz. Klinikte çıkartılıyor. Ama dediğim gibi bugün doktor bey çok yoğun olduğu için ameliyat arasına sıkıştırdı beni. O yüzden Acıbadem Hastanesi'ne gidiyoruz. Ay, bu kadar heyecanlıyım ki. Konuşamıyorum. Çok merak ediyorum. Çok anlatamam. Hani yine bir şeyler belli oluyor ama yine de. Bugün kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. Çok daha enerjik hissediyorum. İlk günler biraz böyle sersemdim. Başım yine dönüyordu ama bugün çok daha iyiyim. Çok tatlı bir arabası var. Göstereceğim şimdi sizlere. Ne zaman aldın onu? Ne kadar oluyor? 5-6 ay oldu. 5-6 ay daha yeni. Evet, teşekkür ederim. Acıbadem. On dakika sonra randevum çünkü tam 12'de ve saat 12'ye 10 var. Tam saatinde geldik. Ta Tuzla'dan buraya neredeyse bir saatte geldik. Çok trafik vardı. Tamam.
Ay gözünden yaş geldi. Ama bunu bize bakmayalım orada. Şimdi ben biraz spreylerinizi anlatayım hoca gelene kadar. Tamam. Okyanus suyu 2 saatte bir de onu artık günde 3 kere kullanacağız ama 2 ay boyunca devam edeceğiz. Tamam. Şimdi şöyle bir hafta hoca şimdi sizi bantlayacak tekrar. O bantlarla duş alabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yaparsınız. Ama o bantları bir hafta çıkarmayacağız. Bir hafta sonra çıkarıp kendimiz geceleri bantlamaya başlayacağız. Sadece geceleri bant ve silikon. Aynen. Tamam. Ay nasıl çirkin olmuşsunuz. Ellerim de boya. Emekçi boyası bak bunlar. Sizi çekebilir miyim? Tabii ki. Deli misin? Çok selamlar. Ellerim boya. Çizimden geliyorum. Bizim işinde mesleki şeyi bu. Biraz aşağıya kaydıracağım sizi. Bana buraya gençler bir... Göremedim hocam ya. Teşekkür ederim. Ne varsa İsmail yüzünde var. Bak görün. Yatırmışlar onu. Hastayı böyle kafası düşmüş. Arkadaş, okey. Peki efendim. Her şey yolunda maşallah maşallah. Ben şimdi bir de şeyden normal bakayım. Mi bu kadar hassas oldu? Evet tabii. Bir hafta oldu da ameliyatı oldunuz. Peki efendim ben de şöyle bir yanlardan bir inceleyeyim. Her şey benim için çok iyi durumda. Güzel. Şu kafamdaki abidin bonisini de çıkartalım. Peki. Şimdi çok güzel küçülmüş burun. Benim için de her şey yerli yerinde. Sadece hatlarımıza bir bakıyorum. Şimdi şunlar böyle küçük küçük noktalar var. Onlar bizim fraksiyonel karbondioksit alanlarımız. Okey. Hadi bantlayalım gençler. Olmuş mu bunun? Olmuş mu? Olmuş. Gavur yapmış diyorlar da yapmışlar ya. Olmuş. Bakın ilk bandınızı tam burnunuzun ucunun bittiği yere koydum. Sonra yarısını kaplayarak bandım. Devam ediyorum. Yarısını kapladım. Devam. Yarısını kaplayarak bu şekilde devam ede ede tepeye kadar gittim. Sonra bir tane de uç kısmınıza koydum ve bunu da bir bantla kapattım. Bantlamamız tamamlanmıştır. Bu şekilde şimdi bir hafta kalmanızı istiyorum ama bantlar kirlenirse değiştirebilirsiniz. Sadece size bir masaj göstereceğim. Hazır siz de çekiyorsunuz. Bakın benim birinci ve üçüncü parmaklarım. İki taraftan da alanı tuttum. Bakın eşit tutuyorum karşı taraftan da. Sonra çıktım bir üst seviyeye. Uç masajına gelince şöyle. Tamam mı efendim? Hı hı. Hadi bakalım. Güzel günlerde kullanın. Çok 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 teşekkür ederim. En ufak sıkıntınız olursa da cebim sizde var. Tamam. Tamam mı efendim? Oradan bana yazarsınız. Çok çok çok. Şimdi Ece ve hemşireye emanetsiniz. Çok teşekkür Türkiye ederim. Türkiye gelişinizde bekliyorum canım. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Çok teşekkür. İnşallah hayatınızda şans getirsin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Görüşürüz. Gençler ben hemen yatağına kaçıyorum. Tamam hocam. Size emanet hastamız. Kolaylıklar diliyorum. Kendi evimden herkese merhaba. Bugün ayın 21'i, ayın 22'si saat 8.30. Çocukların üçü de uyuyorlar. Şöyle. Ve ben de sizlere bir güncelleme nasıl gidiyor gibi bir kısa bir video çekmek istedim. Ameliyat olalı tam 2 hafta 2 gün işte 15-16 gün oluyor. Gördüğünüz gibi bu taraftaki morlukların hepsi gitti. Sadece şurada bir morluk kaldı. Üzerimde şimdi makyaj var ama bu da yavaş yavaş gider diye tahmin ediyorum. Sadece şurası kaldı. Burnum hala daha çok şiş. Zaten ellediğimde de şiş olduğunu hissediyorum. Şuraları çok şiş. Şu ucu özellikle bu uç aşırı şiş. Yani şu ucu dokunduğumda neredeyse hissetmiyorum bile yani burnumun ucunu. Su dolu gibi nasıl başka anlatacağımı da bilmiyorum. Hastanede o burnumdaki alçıyı işte aldıktan sonra burnum bantı yapıştırmıştı ya doktor işte. O bir hafta boyunca kaldı. 2 gün önce çıkardım onu daha ancak. Ve artık gündüzleri onları takmama gerek yok. Ama bundan sonra 2 ay boyunca her gece
bantlamam gerekecek burnumu. Yani yatmadan önce burnumu bantlıyorum. Silikonu da takmam gerekiyor. Sabah kalktığımda çıkartabiliyorum. Burnu o şekilde bantlamak şişmesinin daha hızlı inmesine yardımcı oluyor. Ameliyattan ama eskisinden daha iyi nefes alabiliyorum. Yani bu bilmiyorum. Doktor şey demişti, ilk muayene olduğumda işte burnumda burada kemik vardı ya, kemik sola doğru sola doğruydu. Ciddi söylüyorum, ameliyattan öncekinden daha iyi nefes alıyorum. Yani ilk hafta burnum bayağı doluydu, işte tıkalıydı ama açıldığından beri sanki bugün de Sefa'nın doğum günüydü, o yüzden makyaj yaptım. Yoksa 1-2 haftadan beri makyaj da yapmıyordum. Uzun zamandan beri. Şöyle bu önden, şöyle yandan. Bak kemiğim de gitti. Özellikle bu kemiği, o bana çok tuhaf geliyor. Böyle aynaya baktığımda burası böyle şey olması, düz olması çok tuhafıma gidiyor. Ama evet, şu şöyle şu şekilde. Bir de diğer taraftan bakalım. Ama dediğim gibi daha burnum oturacak, şu ucu daha inecek. Bilmiyorum, görünüyor mu ama o kadar böyle şiş ki. Burun videom da bu kadardı. Umarım yine bir şeyler çıkarmışsınızdır, bir şeyler işte sizi düşünüyorsanız bir şeyler aktarabilmişimdir. Ama ben öyle direkt normal vloglara da dalmak istemedim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda, normal günlük vloglarda tekrar görüşmek üzere. Bay bay.